Sizlerden geçeceğim. Mühim bir noktaya bugün bizden siz ve Hasan Abbo'da geçeceğim. O da mukafahat muhaddarat üzerine konuşurlar. Bugün Camiat Musul'da mukafahat muhaddarat üzerine Hasan Abbo bizim için bir tekrar hazırlayıptı. Çok mühim bir noktada bütün camialarda ve bütün mekteplerde, bütün devaillerde ve hasaten yani mektep, mutavasata, kulya açıldı, camialar açıldığı için gerekim gençler ara yerinde bu nedveler olsun bir şekil mükethef çünkü bilir bilir mesela bu fetra mektep açlanda okulya açlanda insanlar ara yerinde ihtilat olar bazen insanların harap arkadaşları olan insanı harap yolu aparar ve bu şekilde nedveler bütün camialarda ve bütün mekteplerde çok mühimdi. Hep beraber gidelim bakalım Hasan Abbo bizim için ne şekilde tefsil edip bu takriri an mukafahat el muhadderat. Kalın bizimden geçen izleyelim. Musul Üniversitesi Tıp Fakültesi uyuşturucu maddesinin türlerini, tehlikesinin ve ondan nasıl korunma yollarını anlatan bir panel düzenledi. Bu panelde uyuşturucu ile ilgili farklı dersler verildi. El-Mukhaddirat, hadihil afa, leti teşerat fi el-Mujtema'at bir şekil kebir cidden. Toplumlar, özellikle gençler arasında yaygın olan uyuşturucunun tehlikesini ve onun hastalığından kurtulmak için Yüksek Eğitim Bakanlığı fakülte ve üniversitelere kitaplar göndererek panel düzenlemelerini istemiş. O sempozyumlarda uyuşturucunun sorunlarını, ondan nasıl korunma, yayımını ve türlerini bildiren kültürlü dersler verilmesini çalışıyoruz. O yüzden bugün tıp fakültesi toplumda uyuşturucunun bedene ve akla olan zararını bildiren bir sempozyum düzenlemiş. Uyuşturucu sadece Irak'ta değil, dünya çapında birçok ülke bu bela ile sürekli mücadele etmektedir. Bugün yapılan bu panelde uyuşturucudan korunma ve uyuşturucu alan vatandaşlar için ilaç merkezleri açılmasını Musul'da istediler. محاضرتي هذا اليوم كانت عن إدمان المخدرات والوقاية منها. Dersim benim bugün uyuşturucu ve ondan korunma üzerine verdim. Bu hastalığın yerel ve özellikle son yıllar dünya çapında yayımını ele aldık. Sağlık Bakanlığı beyannamesine göre tonlar ve milyonlarca tan her yıl telaf etmiş ve onlarca uyuşturucu ile maddeyle çalışan tüccarları içişleri tutuklamış. Birinci korunma kültürlü panelden olabilir. Broşür yaparak üniversitelerde ve okullarda bulunan gençleri hedef alırız. Çünkü uyuşturucu en fazla onlar arasında yayılmalıdır. Artı uyuşturucu ile tutumlu olanlar için Bağdat'ta divaniye ve Basra'da bulunan gibi Musul'da ilaç merkezleri açılmalı. Gelişmiş Irak ve bu uyuşturucunun belasından kurtulmak için korunma çok önemlidir. İçişleri Bakanlığı sürekli uyuşturucu ile alışveriş yapan tüccarları tutuklamakta olmasına rağmen bu madde Sağlık Bakanlığı tarafından milyonlarca tane ve tonlar ara sıra telaf etmektedir. Tehlikesi terörden az olmayan uyuşturucu maddeden kurtulmak için toplum ile ilgili devlet daireleri arasında yardımlaşma olmalı. Gördüğümüz için sayın seyircilerimiz Hasan Abbo bizim için bu takriri güzel bir şekilde açılardı. Eline sağlık.